Qamoqqa kirgizaversa, ertaga bu tadbirkorlik qiladigan odamlar qo'rqib qoladi. Chiqmayman, qushxonani bermayman, pulni qaytarib beraman. Pulni ham bermayman, qushxonani ham bermayman. Tinchim yo'q, halovatim yo'q. İşleşim kerami yok, sütme süt, yürüşüm kerami. Kaygı bölüşüm kerami, kimde doğdum ben açım kerami. Kuşkonamda kırıp, uğurlu soldur itip, kim karaydı? Naman gangı. Yo sağ olasan, yo ma olama. Çok kötü attı. İkil olduğunu ut, yöpülüp ketken değilene, nime sebepten cino iş kozga çıştı. Bana 1000 dolar birine, işte değil yine. Pül vergi aslında. Yo uzun uzun uldurami o saymi. Tan çakırı kodarlar toplaylı hamur. Namazı çakırı. Kim kirayet olsa mahalle reisinde tuluk. Assalomu alaykum. Namangan viloyati, Namangan shahrida yashayman. Yosh tadbirkorman. Meni tadbirkorlik qilishimdan maqsadim shu 8 ta ishchim bor. Shu namunali tadbirkorman. Shularga 8 ta ishchim mana to'la 9 rozi. Shu meni video murojaatim O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevga va Bosh prokuraturaga murojaat qilishimdan maqsadim shu 2017-yil Otabayev Abduvali bilan tanishib, qushxonasini oldi sotish shartnoma bo'yicha notarial sotib olganman. Uzr, bitta kitasi bilan maslahat qildim, ular pulini yiqquncha 5 kun vaqt ketar ekanda. Men ungacha 5 kun ichida qiladigan ishlarim bor. Samarqand, Buxoro, tekita joyda pullarim bor. Shu bergan, o'shani yig'ishtirib kelaman. Menga 1000 dollar beringmi? İşletiyine. Kilip aralaşmam, opsi kilip yarım saat, bir saat dam ölüşüm mümkün. Kanda o boyu saçanla böyle herhalde. Özür, birbirimiz yorup taşıp, nasıl kımam, sile pül vergi aslında ben. Disitin neydi, martlı. Ama aldım abi, iki mekişten kazıdım. Doğru, bot bilerdin ha? Ya bilerim ben. Shu holatdan norizochilik keltirib chiqish maqsadida sotgandan keyin yana chiqmaslik maqsadida chiqmayman, qushxonani bermayman, pulni qaytarib beraman deb gapirgan. Keyin men uni ichki kishilarga berganman. Ichki kishilar ko'rib chiqib, "Baxti, olganmisan qo'lingiz?" Ha? Yo'l qani qolganlar? Tezroqdan, chaqiring, qo'llarni to'playli hamma. Namazni chaqiring. Kim kerak bo'lsa mahalla raisini to'liq sizni anaqangiz fuqarolik sudiga borarkan, fuqarolik sudida ko'rib chiqib, qonuniy hal etib beradi. Fuqarolik sudiga murojaat qilasiz deb javob xati qilib berishgan, fuqarolik sudiga borib, men ariza qilib berganman. Fuqarolik sudida ariza qilib berganimdan keyin, hop, sud bo'lgan, 2-3 marta sud bo'lgan, 3-tusida Komilov Qobuljonga Otabayev Abduvalini qarashli qushxonani majburiy tartibda bo'shatib berilsin deb majburiy ijroga chiqazib bergan. Majburiy ijro 5 kun ich ko'rib, 20 kun ish kunida ko'rib chiqamiz deb bo'lgan xat chiqqan, majburiy ijroga chiqqanman. Majburiy ijrodan menga qog'oz qilib berishgan. Keyin majburiy ijro 15 kun ichida Otabayev Abduvaliga qog'oz tashagan. Otabayev Abduvali qog'ozni olib menga telefon qilib, qushxonani qaytarib bermayman sallaga, pulingni qaytarib beraman. Sallaga bir hech anaqa nasiz yo'q. Shuning uchun gapirib telefon qilgan menga, arizani qaytarib ol, qaytara olmasan pulni ham bermayman, qushxonani ham bermayman. Arizani qaytarib olsan pulingni qaytarib beraman deb tahdid qilib telefon qilgan. Shu bo'yicha men O'zbekiston Respublikasi 10.00 portaliga telefon qilib, mana shunaqa meni oldindan sizlarga telefon qilishimdan maqsadim jinoyatni oldin o'lish maqsadida sizlarga telefon qilibman deb ariza qoldirganman. Uni ko'rib chiqishgan. Shu bo'yicha tadbirkorlik qilish boshlaganimdan beri, shu qushxona o'tib menga bo'lgandan beri tinchim yo'q, halovatim yo'q, ota-onamni ham halovati yo'q. Buni deb ishlashim kerakmi yo'q, sutma sut yurishim kerakmi? Qayga borishim kerak? Kimga do'dim men aytishim kerak? Boshim qotib qoldi meni. Hamma hujjatlar turgan bo'lsa, hamma narsa qonuniy ko'rilgan bo'lsa, kim qaraydi Namanganga? Hamma narsa qonuniy bo'lgan bo'lsa, mana prezident saytiga yozgan murojaatim, qushxonani majburiy tartibda ko'chirilib berilgan qarorlari va meni qushxonamga kirib o'g'irlik sodir etib, O'zbekiston Respublikasining 169-moddasi
ÇAS 3A bandı bilan jinoiy ish qo'zg'atilgan 5 yil etiq bergan O'zbekiston Respublikasining sudi 5 yil qushxonaga majburiy tartibda kirmaysiz, kelmaysiz, vakolatingiz yo'q, etiysiz deb qo'y bergan. Kechagi holatlarda qushxonaning oldiga kelib, qushxonaning ichigacha kirib, meni haqqim bor 15 million 500 ming sudni qarori bor, shunga ham bir Çoğra kurulmadı, karalmadı, mecburi icraya çıktım. Başka ki beni pülüm ündürü birine dedim. Biz konuni kuruttu, onu hamici oradan kazdı bırakan olamadı. Konuni kuru veremiz de böyle emanet etti. Kigi, beni kuşkanağım ötkenden, kigi, ekson kılıp 3-4 taşlarımla oturgenimden, kigi, o kilitti de taşkar geçsem, yo sağ olasan, yo ma olama. Kuşkanağı kildi, uzu, yo sağ olasan, yo ma olama. Kırk gittim içkere, içkere kırsam orkumdan kırıp kildi de, çok kötü attı. Kigi, o gün totçu uruşup gitti, uzunmuğum o yakıldım. Kigi, 102'ye müracaat kıldım, 102 miliseli kilişti. Kilip ne mi bulutti işte, hani içkerde turuptu, kulu da çok ara, ölüp kulun gayrı hep geçişti, biz hamamız hep geçişti. Kigi gömge çıktı, ponne metralların hamanasını yozçuzda kıldı, gitti. Etteski ettelap, o gözal ben size kırgan mı bilmem ama etteski ettelap bizi çakırıştı upravlenege. Çakırıp maşnaka bugan işi buyup da şu rosu mu dedi. Haa maşnaka maşnaka bugan, ben hududumga bozdurup kırdı. Uzu kırıp, yo sen olasan, yo ma olama. Şoneni ber kaytarı, pülünü kaytarı beremen dedi. E pülün mü beremen de ol da yürüyerdik. Kanon kulüp bu çoğra kuruladı bunge. Ki upravlene gibi ordu. Mayda bezoruyla bu içe bizi mamuri sud utkızıştı. Sudku oturup çıktı. Sudku oturup çıktı. Mamuri sud utkızıştı da. Şu bile kitti. Şu yani yoz çizdi kile eritti. Yoz çizdi kile eritti. Şu keçeki kündüzde tadbir korma. Bülün orkestan yoz çizdi kılıp hele ege hele bege yugurlar yürü erişim kerami. Kani asos beydi asos yok ki. Keçekinde 22. yıl 21. fevral 08. o keçe gündüzde uyumuzge kilip tinto otkaz işte. Kuşkonege börüp tinto otkaz işte. Gözalge börüp tinto otkaz işte. İşkonamge börüp. Kim bunu çoğra kur verirdi? Hemen asla konuğunu yapalım bu ise. 2 yıl 3 yıl oldunge nasıl bu içe cino iş kozga tuttu. Dep maşına okulup geperip çıkıştı. Şunki kim karab çoğra kur veredi bu nasılaga. Konuni tadbir korma. Ma şunçeli holat geçtik ki uydagileyem uzumam. Şu külleden cüde zirikip konun şunçeli silabi bir program mı? Demek ki fakat bir tomonla mı kurşaydı? 3 yıldan beri şu kum vermeydi. Yok işimge yok. Uyqumga xolovatim yo'q. Shu murojaatim sizlarga chiqish oxiriga yetib keldim men uje. Yo uzum o'ldiramiz, olsaymiz. Nima qilar? Qonuniy chora ko'rib berasizlarmi yo? Mash sudma sud yurib ariza vozlik qilib, yolg'on tuhmat qilib yuraversinmi? Qanaqa qilib men ish faoliyatim yuritaman, tadbirkor bo'lsam, shuncha odam ishlatsam, qonundan chiqmasam shu kungacha hamma narsam qonuniy bo'lgan bo'lsa, oldi sotdi, hamma narsa qonuniy ko'rib chiqilgan bo'lsa, shuni iltimos sizlardan yuqori tashkilotlar, hurmatli prezidentimiz, shu odlona hukm chiqarib berishingizni so'rayman. Shu kecha kunduzda uydagilar ham mazasi qochib bo'ldi. Qachongacha bu buni qilib yurib, suvni o'zli yugur-yugur tergovga bor. Ege çakır, bege çakır, böyle de. Şu konuni halkı bir işine sorayım ama okurgi kansopki itip gildi. Sileden boş kodum beni iştim etti. Yukarı taşkilot kodumları, hamanı. Şu işi kurup çıkıp organı ile. Nemege hemen asıl bir tomonla mı kurule verirdi. Konuni, sot olgan banku. Konuni, hemen asıl konun bilen bulutu ki. Konundan şükün geçe çıkkanım yok ki. Neme sebaptan iki yıl oldun ki. Mamuri işi, cinoyu iş ölçüştü. Sebebi var mı bunu? Kim kur veredi? Hiç kim halkı beri olmadı Namangan'da. Şöyle uzayını kurup çıkıp halkı bir işinden sorayım ha. 2 yıl oldu, beni kuşkonamga kırıp, ben bile ürüş topalan kılıp, cancal kılıp, mamuri sudu bakan. 2 yıl oldu, mamuri bulup, mayda bezoruyla bulup, yöpülgan değilene, cazosunu ötap, ştraflarını tölap,
hemen hastasını kıganmaz. Ne demek şimdi keçe gününüzde iki yıl olduğunu utup, öpülüp ketken değilene ne demek sebepten cinayet iş kozgaçıştı. Konu yok mu? Şunçeli silahı mı konu? Namangan'a karaydık o taşkilatla bor mu? Şunu kurup çıkıp organ yine. Ne demek sebepten şunu kurup çıkışmaydı. İki yıldan beri bezi orubup gitti o maşında bu, tuyup gitti. Ne demek ki konu şunçeli silahı mı? İlacım yokla giden silahı çıktı mı hürmetli prezidentimiz? Boş prokuratura, şunu kurup çıkıp organ işinden sonra ama protta pırçeni yok. İltimos sileden. Kur birine şunu, konuni kur birine. Hürmetli Şavkat Miromonovich Mirziyoyev, biz Namangan, viloyat Namangan şahridan murojaat kılmoqchimiz. Biz Tursunbayev Abdulbostxon degan insonni qo'l ostida ishlaymiz. Şu yerde 8 kişi, 10 kişi tirikchilik qilamiz. Bu Tursunbayev Abdulbostni üstüde o'zi bergan o'sha ariza qilgan shikoyatchilar aslida bu Abdulbostdan qarzi bo'lgan, juda katta qarzi bo'lgan, nima qilishini bilmasdan şu bir orqasida bir necha kishi bor deb ham eshitdik. Faqat eshitgan gapimiz u, lekin shuni aniq qilib tekshirib, o'sha yozib bergan odamlarni ham bir kimligini bilib, shu organ xodimlari ham o'rganib chiqishlarini xohlaymiz. Nimagaki quruqdan quruq tuhmat asosida qamalib ketsa, adolatsizlikka yuz tutsa, bundan bag'iga odamlar kimga ishonadi, kimdan so'raydi najot topadi? Qonun ishlamaydi. Unda bu vatanimiz taraqqiyoti qayga boradi? Biz hozir yangi O'zbekistonda yashayotganmiz. Buni bilamiz. O'zingiz ham aytasiz. Biz doimo sizni kuzatib boramiz. Hurmatli Shavkat Miromonovich, shu bizning murojaatimizni kerakli tashkilotlar ko'rib chiqishini va o'sha administratsiya nazoratda turishini xohlaymiz. Nimagaki biz bu murojaatni qilishimizdan maqsad bu bolalarning aybi yo'qligi uchun biz xotirjam murojaat qilyapmiz. Mana shu yerda turgan bolalar ham hammasi shu yerda ishlaydi. Hammasining ota-onasi bor, tirikchiligi bor. Shu yerda ishlab, o'zini ro'zg'orini tebratadi. Shu bolani biz hammamiz bilamiz xarakterini, ularning oilasini bilamiz. Unaqa yomon tarbiya ko'rgan bolalar emas. Kerakli bo'lgan insonlarni bunaqa qilib tuhmat qilib qamoqqa kirgizaversa, ertaga bu tadbirkorlik qiladigan odamlar qo'rqib qoladi. Shu manzildagi Tursunboy Abdulbosxonni boshlig'imizni adlana hukum qilib, o'zingiz bir tekshirib, bizga to'g'ri yo'l ko'rsatib, ularni nohaqliklarini ko'rsatishingizni so'raymiz. Mana shu manzilda har bitta ishchi xodimlarimiz mana pulsiz qoldi, ishsiz qoldik, tirikchiligimiz bor. Hammamiz ham sizdan yana bir bor iltimos qilib so'raymiz, bu Abdulbostxonni haqqoniy yo'l bilan chiqarib berishingizni so'raymiz.